Geleneksel Türk okçuluğu özellikle son yıllarda televizyonlarda, yerli dizilerde Osmanlı ve eski Türk dönemleriyle ilgili dizilerin gösterilmesinin yaygınlaşmasıyla toplumda 7'den 70'e her kesimden geleneksel Türk okçuluğuna ilginin artmasına neden oldu. İnsanlık tarihi kadar eski olan okçuluğun aynı zamanda da atasporu olan geleneksel Türk okçuluğu yeniden topluma sevdirmek ve geleceğin şampiyon okçularının Sivas'tan yetişmesi için Kültür Turizm İl Müdürlüğü Kurslar Bölgesi'nde Sivas Göktürk ve Sivas Selçuklu Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü işbirliği ile okçuluk eğitimini de ekleyerek ücretsiz eğitim vermeye başladı. Aradan gidiyor. Sivas Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan geleneksel Türk okçuluk eğitimine Sivas'ta 7'den 70'e çalışanlar, ev hanımları, öğrenciler, kadın erkek her kesimden kişiler katılıyor. Resulullah aşkına, gaza niyetine. Ya! Hazır, ok gezde. Geleneksel Türk okçuluğu kurs hocalarından Önder Kürşat Sarıtepe, kulüp başkanımız Murat Beysun ve Mehmet Coşkuner hocalarımızın destekleriyle 21. yüzyılın keman keşlerini yetiştiriyoruz diyerek yaklaşık 3 ay süren bu eğitim boyunca katılan kursiyerlerimize kurs eğitimi süresinde geleneksel okçuluk hakkında birçok çalışmalar yaptırılmaktadır dedi. Sivas Göktürk Okçuluk Spor Kulübü ve Sivas Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü olarak Kültür Turizm Müdürlüğü Kurslar Bölgesi'nde geleneksel Türk okçuluğu kursumuzu yeni yerimizde yapıyoruz. Bu sene Kredi Yurtlar Kurumu, Kültür Müdürlüğü ve Sivas Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde açmış olduğumuz kurslarda kulüp başkanlarımız Murat Beysun ve Mehmet Coşkuner hocalarımızın destekleriyle 21. yüzyılın keman keşlerini yetiştiriyoruz. Kursun sonunda yapılan sınav ile kurslarını tamamladıklarını söyleyen kurs hocası Önder Kürşat Sarıtepe şunları kaydetti. Yaklaşık 3 ay süren eğitim boyunca kursiyerlere geleneksel Türk okçuluğunda kullanılan malzemelerin tanıtımı, okçuluğun Türk tarihindeki önemi, İslamiyet sonrasında almış olduğu mükemmeliyet, ok atış teknikleri, 10, 15, 20, 25 ve 30 metre ok atışları ve sonrasında yaptığımız sınavlar ile kursumuzu tamamladık. Sarıtepe bu kursun açılmasında emeği geçenlere ve desteklerini esirgemeyenlere teşekkür etti. Kursumuzun açılması ve sonrasında desteklerini esirgemeyen Valimiz Salih Ayhan, Vali Yardımcılarımız Mehmet Polat, İl Özel İdaresi Sekreterimiz Mehmet Nevi Kaya, Kültür Turizm İl Müdürümüz Teoman Karaca ve bir önceki dönem Halk Eğitim Müdürümüz Rukiye Toya teşekkür ediyorum.